Selamünaleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Beni sorarsan nasıl olduğumu, sisli ama sıcak bir Zonguldak gününde markete çıkmaya çalışıyorum. Kız hava evdeyken bayağı soğuk gibi geliyor dışarısı ama hava sıcak sanki. Bayağı da böyle, bak göstereyim sana. Bayağı da bir sis var. Hatta İstanbul'da da sis varmış. Yoğun sis. Böyle işte vapur seferlerini falan. Kulağa ne hoş geliyor değil mi? Vapur seferlerini, işte uçak seferlerini falan Sabiha Gökçen'de iptal etmişler çoğunu. Taksiler vızır vızır bugün. Şey ya, buranın pazarı ya. Perşembe pazarı. Ama ben yine her zamanki gibi Seç Market'ten yapacağım alışverişimi. Hatta babam sabah sordu. Kızım dedi, pazara ineceğim dedi. Yok dedim baba. Ben dedim markete çıkacağım. Hoş, buraya da çıkamıyorum ya. Sabahtan şimdi plan yapıyorum. Diyorum ki acaba hani ne zaman gitsem, kaçta gitsem yukarı markete. Şimdi babam kalktı saat, rüzgar giderken babam ayaktaydı zaten. Ona kahvaltı hazırladım, çay falan içtik. Saat geç oldu. Çıksam eşime yetişemeyeceğim. İyisim dedim, şey yapayım. Eşim göndereyim, böyle çıkarım markete. Şimdi de rüzgara yetişmeye çalışıyorum. Saat 1:24 geçiyordu play'e basmadan. 1:30 olmuştu herhalde. Ben ayarlayana kadar kendimi. Oy, yani senin anlayacağın, rüzgara yetişmeye çalışıyorum. Şimdi 3'te geliyor ya. Patır patır alışverişimi yapmam lazım ama. Bu gidişle nefes nefese nasıl yapacaksam onu. Neyse, gidelim bakalım hem fiyatlara. Hem biraz alışveriş yapalım. Marketteyim şimdi, tam da namaz çıkışına denk geldim. Şuradan sıradan gidelim. Mandalina 24.95. Şurası kaç paraymış? 19.90 portakal. Elma ekonomik 24.95. Armut deveci 40 lirada. Armut market biraz daha sulu yumuşak olan bu. 29.95. Küsürleri atlayacağım. 58 lira patlıcan. 18.90 limonun kilosu. Nasıl çekim yapacaksam dur bakayım. 19.90. Aa, kabak iyi. 19.90. 60 lira kapya biber, 46 lira çarlı biber, 40 lira salkım domates. Salatalık 30 de, domates 33, şu sivri 60 lira. Mantarı fiyatı var mı bakalım, bizim favori. Dur, şurada yazıyor. Ne kadarmış? 42.95. Şöyle koyalım. Yeşilliğe gidelim. Şuradan. Çilek ne kadar ki kız? Bak çilek de çıkmış. 90 lira. Pırasaya bakalım. 17 lira 90 kuruş. Lahana, yani mor lahana. Kırmızı değil de mor. Hiç kırmızıya benzemiyor bu. 13.95. Turp 15 lira. Havuç 14.95. Karnabahar 29.95. Kereviz 30. Maydanoz kaç liraymış? Yuh, 9 lira. Dereotu 16 lira. Beyaz lahana, yani kabuska 10, 15 lira. Taze soğanın kilosu 60 lira, marul 30. Muz yerli de 44.90. Maruldan başladı şimdi almaya, bir şeyler alacağım dedim ya. Biraz böyle sesim geldim gelmedi. Onu şunları da göstereyim sana. Dur. Sesim geldim gelmedi bilmiyorum. Cuma çıkışına, namaz çıkışına denk geldim ya. Sağ ol yavrum. Toz şeker. Bak 139 normalde, 1029 liralık alışverişe 109 lira. Omo aktif 790 lira alışverişe 199. Hadi alışveriş de yapalım. Alışverişimi yaptım. Şimdiki sıra bekliyorum. Bana da gelecek herhalde. Tabii bunu nasıl taşıyacağım onu bilmiyorum. Hadi bakalım. Rüzgara yetişeceğim. Aynen. Saat daha 1:56. 2 bile olmamış. Yani o kadar hızlı alışverişimi yapmışım. Bak sana şuraları göstereyim. 101'e gidiyorum ya mesela, bazen bak jandarma var. Bak jandarmanın tam şurasından doğru gidiyorum. Bak bu alt yoldan doğru. Bazen de hani dik rampa çıkıyorum. Ayağım böyle, burnum ayağıma değiyor diyorum ya, ayak başıma bak. O rampa da şu rampa. Ben de buradan doğru gidiyorum. Yani çeşit çeşit yol var. Hangisi istersen ondan git ama hepsi dik. Hepsi dik rampa. Teyzemin oturduğu yer, bazen teyzem diyor bak tam şurası. Geçen bir tane komşuya gitmiştik. O da tam şurada oturuyor. Ben de şimdi buradan gerisin geri eve gideceğim. Biraz vaktim var. Bak şurada, bak karşı duman tutuyor. Görüyor musun? Bak Ekay evinde bak. Ne güzel tutuyor değil mi? Ya sana bak şu kadar söyleyeyim. Bazen böyle mesela bacalardan dumanları görüyorum tüterken. Hemen böyle bizim bölümdeki eski ev aklıma geliyor. Yani oradaki ev aklıma geliyor. Bak şurada da tutuyor. Bak burada da tutuyor.
Şurada görebiliyor mu bilmiyorum. Ta aşağıdan doğru geliyor. Yani böyle babamın ilk sobayı kurduğu zamanlar, böyle annemin de etrafı toparladığı, temizlediği zamanlar. Sonra mesela o sobayı yakını böyle ev bir sıcak oluyordu ya. Böyle o kadar güzel oluyordu ki tabii hepsi geçmişte kaldı. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ama böyle hep bu duman bana o günleri hatırlatır yani. Anam, şurada bir kedi var. Pis, pis, pis. Hiç kedi tipi de yok sende. Gel. Gel, pis pis pis. Değişiksin ya. Aynı bizim kırpoya benziyor. Paramparça olmuş hayvan. Şuna bak. Ne yaptılar sana? Ha, sindi oraya bak. Neyse, bu bizimkine biraz daha hıra bu. Hıra derken de şey yani, biraz daha ufak. Hırası derler bizim mesela oralarda. Hıraya küçük derler. Neyse canım, az daha burada durayım da sen kaba günlük güneşlik gibi gideceğim aşağı. Bak, kapatamadım, gördün mü? Parmağımda bant var ya, dur kapatıyorum şimdi. Şimdi bacılarım, eve geldim. Ne kadar para vermişim? 419 lira 87 kuruş ama bunun içinden bir 52 TL'ye çık, bir de 1,5 TL'ye çık. Yani 370 lira falan vermiş oluyor. Neler almışım? Tavuk ciğeri aldım. 2 paket akşama tavuk ciğeri var gördüğünüz üzere. Bir paket margarin aldım. Aslında bunu kullanmak istemiyorum ama bazı şeylerde de gerçekten margarinsiz olmuyor. Mesela makarnada, işte diyelim ki pilavda. Şöyle az bir şey yine şey koyuyorum, margarin koyuyorum. Şimdi yalan yok. Hani kullanmıyorum deyip de hiç kendim burada şey yapmayacağım. 2 paket besler süt aldım. Bak bunu da 21,95. Bunu içeriden aldım bunları. Oraları çekemedim çünkü müzik vardı. Az bir şeysini çektim kasada. Bunu aldım 2 paket. Bir paket marul aldım. Paket mi oluyor bu? Bir tane marul aldım. Şu kadar patates aldım. Elma aldım. Karnabahar. Domates aldım. Biber aldım. Soğan. Soğan yine takviye yaparım. Dolapta da var zaten. Pırasamı aldım. Vazgeçilmezim. Gözümün aynası. Limon aldım. Şöyle kilo hesabı 4 tane. Babam da çarşıya indi demiştim ya. O da gelirken şeye getirmiş. Şu an deve camut diye gösterdi değil mi yukarıda bak. Ya karışık almış, tam içini açmadım ama. Bak şöyle armut almış babam da. Yani pazar alışverişim bu kadar, market alışverişini yapacağız, daha yapmadık. Birkaç gün sonra da büyük ihtimal şeye, alışverişine gideceğiz, market alışverişine. Yoruldum, konuşamıyorum, kem 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 etmeye başladım. Neyse şimdi şu mutfağı bir toplayayım. İnan ki masayı daha yeni topladım. Bulaşıkları makineye yerleştireyim. Ondan sonra yemek hazırlıklarına girişeceğim. Yani bugün de maraton, maraton, maraton. Mutfağa yerleştirdim. Bulaşıkları makineye attım. Tam böyle kayınvalidem yine iş başında. Duyuyor musun bak? Bizim de hep anlatıyorum ya, mutfaklar böyle alt üstü diye bak. Bazen bu örgü örerken de çıkıyor. Allah'ım diyorum, yanlış anlarlar diyorum. Hatta ben şöyle böyle kapak şey yapıyorum. Bardak kapatıyorum lavabonun içine. Güneş çaldı. Yani ben yukarı gittim, o soğukta gittim. Yani soğuk derken bak, giderken böyle hava biraz iyi gibiydi. Böyle bir yandım ben. Ondan sonra anlamadım, yukarı aşağı gelirken de böyle üşümek tuttu. Anlamadım, bu havanın bu sıra ne yaptığı hiç belli olmuyor. Şimdi de güneş çaldı. Bizim orada öyle derlerdi, güneş çaldı derlerdi. Ah, yemek işine giriştim. Ne yapacağız? Dedim ya tavuk ciğeri yapacağım diye. Bunun da bu yağlarını falan hepsini ayırıyor. Batla da olmaya da artık. Ne yapayım? Şeyi bazen böyle içinde de şey oluyor bunun. Tavuk ciğeri yapan var mı aranızda bilmiyorum. Böyle şey oluyor. Kan pıhtısı oluyor. Onları falan hep temizlemem lazım. Of, ne yapalım. Dün bir de hani şey yaptım ya biraz. Hani isyan edeceğim falan dedim ya. İşte kan izlemiyor falan diye. Ver yansın ediyorum diye. Çoğu takipçim şey yazmış. İşte Sabit Yıldız Hanım biz seni şey yapıyor. Hani izliyoruz. Hani beğeniyoruz falan diye. Ama ben anlamadım bacım ya. Uf, neyse bir daha aynı konulara girmeyeceğim ya. Valla şey yazmış. Kim yazdı ya, enerjin düşüyor diye. Hakikaten enerjim düşüyor yani. Farkında mısın? O eski halimden eser yok şimdi. Ne yapalım? Bunda da vardır bir hayır diye düşünüyorum artık. Yapacak bir şey yok. Biliyor musun? Bak bazen mesela şöyle şey oluyor. Öksürük ya. Nazara geliyoruz. Gitti. Durduracak mı, devam edecektim. Bir tane şey var hatta böyle o da yani 1000'in üstünde videosu var. Yani bayağı bir uzun böyle şey çekmiş. Uzun senelerden beri video çekiyor. Onun kanalı da mesela aynı. Hani şey diyor, o da benim işte YouTube diyor. Benim kanalımı diyor hani, o da içinde üzülüyor yani o kadında. Benim diyor işte kanalımı diyor hiç YouTube diyor öne çıkarmıyor diyor hani. Öne çıkarmak derken bu gösterim sayısı var işte, biz analizlerden görebiliyoruz onu. Hiç diyor öne çıkarmıyor diyor, işte hiç diyor ilerleyemedim. Eminim diyor hani başka bir kanal açsam aynı bu isimle diyor. İnce ince dinledim kadını. Aynı isimle diyor, emin olun daha çok izleneceğini. Çünkü yorumları falan iyi yani kadının çok, ama izlentisi düşük onun da. Yani bilmiyorum akıbetim onun gibi mi olacak, ne tövbe estağfurullah ya. Allah Allah.
Neyse bakalım artık hayırlısı Allah'tan diyeyim. Nasibin önüne geçemiyorsun yani bir türlü. Aynen sen ne kadar çabalarsan çabala, ne kadar uğraşırsan uğraş. Allah seni inandırsa var ya, bak şu kamerayı açtığıma bakma. Yani şu kadar diyeyim sana. Şu anda ben hala daha evi süpüremedim. İnan ki bak evi süpürmem lazım. Sabahtan işte bir beyazlar attım makineye. Ondan sonra işte anlattım ya zaten olanları. Şey yaptım. Ondan sonra işte kalktım hemen markete çıktım geldim. Rüzgara yetiştim az sen de gördün. Ondan sonra ne yaptım? Bak şimdi yemek işine giriştim. Yani senin anlayacağın daha evi süpüremedim. Yani yine de böyle hani çok emek verdim diye bırakmak istemiyorum aslında istersen. O yüzden yine kamerayı açtım dedim iki muhabbet ederiz, iki şey yaparız. İki açı yine dert yanarı. Yani artık kusuruma da bakmayacağız. Yani bu iş hakikaten beni artık böyle sinir etmeye başladı. Vallahi billahi bak. Anlamadım yani. İki adara... Hani bir de şöyle diyorum ya, bazı şeylerde bazı takipçilerim, zaten benim kendi takipçilerim kendilerini biliyorlar. Bazı takipçilerim böyle, ben farkındayım. Hani diğer kanallara yaptıkları yorumlardan yola çıkarak. Böyle entrika aradıklarının farkındayım. Hani böyle şey dedikodu olsun, işte o ona sataşsın, işte ben de orada bir yorum yapayım falan. Öyle onların farkındayım yani, ama o iş bana gelmez. Anlatabildim mi? Yani ben böyle işte nasıl diyeyim sana, günlük hayatımı paylaşayım işte size. Mesela belki ben bir şey biliyorumdur, sen bilmiyorsundur mesela. İşte onları paylaşayım ya da işte sen bana bir yol gösterirsin. Aslında onu şöyle yapma, böyle yap dersin. Yani bu şekilde ilerlemek istiyorum ama yani demek ki bunun yolu da böyle ağır ağır yavaş yavaş kanı gibi ilerlemek. Artık bakacağız. Hep diyorum bak bunu, hep mesela şeye getiriyorum, dile getiriyorum. Hani şöyle diyeyim sana, emin ol entrika olsa, böyle kavga çeyiş dövüş olsa emin ol uçtuydu yani şu ana kadar. Gerçekten bak. Ama ben istemiyorum onu. Ha şöyle, herkes mi dedikodudan besleniyor? Yok. Böyle mesela çok işte nasıl diyeyim sana, aynı benim gibi video çekip çok ilerlemiş insanlar da var. Ya ama YouTube bunu neye göre yapıyor ben bunu bilmiyorum. Ben de böyle şikayet ediyordum, YouTube benim en son kanalımı kapatacak, sen bizden ne istiyorsun diye. Aslında sen benden ne istiyorsun YouTube? Değil mi? Bakalım artık hayırlısı diyelim. Şimdi bunun yanına aslında şey mi yapsam, pilav mı yapsam diye düşünüyorum. Ama 3-4 günden beri herhalde 4 oldu büyük ihtimal. 4 günden beri de pilav, gayrimiz içimiz pilav oldu şey ya. Makarna yapacağım ben bunun yanına. Ya, yanına çorba yapacağım, salata yapacağım, makarna yapacağım. Bunun yanına pilav yapmayacağım. Yeter. Pilav yiye zaten şiştik. Önümüzde Ramazan. Bakalım Ramazan'da kaç kilo alacağız. Bakacağız artık. Bir de şeylere baktık. Köye gideceğiz diye. Araba kiraları da çok pahalı. Araba alamadık ya şimdi. Kurban bayramına kadar büyük ihtimal araba almayacağız. Bir şey var, onu bekliyoruz. Yani araba kiraları da çok pahalı. Ben de işte eşime dedim. Hani araba kiralamayalım dedim. Oradaki araba kirasına vereceğimiz parayı dedim. Giderken yolda yeriz dedim. Yani cep açlığı yaparız dedim. Büyük ihtimal yine böyle devir daim köye gideceğiz. Hani Allah nasip ederse tabii. Bayram için annemin mezarına gidiyoruz ya. Allah razı olsun eşimden götürüyor. Yani dedim ki devir daim gidelim dedim. Onda nasıl gidiyoruz işte. Buradan sabahleyin 8'e çeyrek kala trene biniyoruz, Karabük trenine. Zaten bilenler biliyorlar hani, izleyenler de. Ondan sonra trenden Karabük'te mesela iniyoruz ya. Orada işte 11 gibi falan trenden indiğimiz zaman saat 2'ye kadar bekliyoruz orada. Pınarbaşı arabasına. Oradan Pınarbaşı arabasına biniyoruz. Pınarbaşı'ndan da artık köye çıkıyoruz. Yani artık böyle aktarmalı öyle gidiyoruz. Büyük ihtimal öyle yapacağız. Çünkü gerçekten araba kiraları çok pahalı. Bir de şey, biz 5 günü falan diye kiralayalım dedik. Bir baktım 9 günden aşağı kiralamıyorlarmış. Hani bayram şeysi ya, 9 günlük tatile. 9 günden aşağı olmuyor diyorlarmış. O da neredeyse benim 2 aylık maaşıma denk geliyor yani. İnan ki insanın da içine oturuyor o. Da büyük ihtimal hem dedim gezmiş oluruz dedim eşime. Hem dedim gezmiş oluruz, hem paran cebine kalır dedim. Yani öyle bakalım. Yani aklımızda türlü türlü şeyler var, fikirler var. Allah nasip eder de o günlere erebilirsek. Öyle işte bacılarım valla. Akşam yemeğini yapacağım gördüğün gibi. Bak bunun burasında çok var mesela. Bak şimdi göstereyim sana. Midem bulun belki ama dur bak. Bak görüyor musun? Bak şurada şöyle şeyler var. Of, kan şeyleri var işte, pıhtıları var. Yürek de olmaz mı? Bu kalp zaten galera dolaşım yapıyor. İşte bunları böyle temizlemem gerekiyor hepsini. Bir de küçük küçük yapıyor. O zaman da hemen şey yapıyor, pişiveriyor. Yine aynı her zaman yaptığım gibi yapacağım. İşte nasıl diyeyim sana. Domates, soğan, işte biber koyacağım. İkisi kekik, pul biber. Karabiberi geçen yanlışlıkla döktüm. Boş zannettim şey kutusunu. O da meğersem doluymuş. Şunu yıkayayım dedim. Bir baktım içi hep böyle hamur oldu. Şeyden, karabiberden.
Öyle. Neyse canlarım, ben bunları ayırayım. Dediğim gibi çok dağılmış ya bu dağ. Şuna bak, ciğer demeye bir işaret lazım. Ciğerini paramparça etmişler hayvanın. Neyse, o toplanır herhalde şey yaparken, pişerken. Dediğim gibi ben işte bunun yanına makarna yapacağım, çorba yapacağım, salata. Ondan sonra yeter herhalde. Bir de içecek alır benimkiler gelirken. Bak bunda yok, bu tertemiz. Tamam canım, ben bunları ayırayım, ondan sonra yemek içine girişeceğim. Aa, yemek de yani öyle kuzu kesmeyeceğiz. Bunda ama işte bakalım. Allah bereket versin. Ciğerimi koydum ocağa. Yağ koydum dibine, sıvı yağ koydum. Önce ciğeri şöyle bir çevirdim rengi dürene kadar. Ondan sonra üzerine kekik koydum, pul biberi koydum, tuzunu koydum. Domates, biber, soğan doğradım. Şimdi böyle en kısık ateşte böyle kendi kendine hallolacak. Ama buna göre kapak yok. Uydurabilirsem bir tane kapak kapatacağım. Uymasa da artık böyle pişecek. Makarnamı da koydum. Bir çorba yapacağım. Bir de salata. Dediğim gibi tamam. Şimdi bacım, ay bugüne karardı. Neyse. Şimdi benim geçen gün yaptığım bisküvi pastası vardı ya. Ondan 3 paket bisküvi de arttıydı, 3 paketi. Zaten 5'li aldıydım şeyden, 101'den. Bunu dedim acaba ne yapabilirim? Hani böyle rulo pasta falan yapabilir miyim dedim. Ondan sonra baktım bütün şeylerde, tariflerde krem şanti var. Evde krem şanti de yok. Ay dedim ne yapsam, kesin dedim bizim bu mecrada bunun dedim yapılışı vardır. Ne lazım biliyor musun? Bak krem şantimi kendim yaptım. Dur gösterivereceğim. Bak şimdi. Bak. Ay dur, görünmüyor ki. Bak. Bildiğin krem şanti. Biri bir aynısı oldu. Şimdi sana nasıl yaptığımı şey yapacağım. Gerçi ben bunu birazdan böyle seslendirmeyi de yapacağım da. Hani böyle yapılış aşamalarında şey yapmak için. Malzemelerini söyleyivereyim sana. Bak, iki tane yumurta akını bir fiske tuzla iyice çırptım böyle köpük köpük olana kadar. Ondan sonra 3 yemek kaşığı suyu bir çay bardağı şekerle böyle harmanladım. Şeker eriyene kadar onu karıştırdım. O köpürttüğüm yumurta akı var ya, iki tane yumurta akı. Onun içine döktüm o şekerli suyu. Ama bak, bir çay bardağı şekere 3 yemek kaşığı su, fazlası yok. Onun karışıma döktüm, ama karışıma dökerken de yine böyle bir taraftan çevirmeye devam ettim. Mikser çalışır durumda. En sonunda yine içine ne koydum? Bir pakette vanilya koydum. Her şey pastaların olmazsa olmazı. Bir pakette vanilya koydum. Yine böyle abartmayayım 10-11 bilemedin 12 dakika falan çalışır durumda çevirdim onu böyle. Bayağı bir çırptım. Ama yani bundan sonra hazır krem şanti almak yok. Artık hep evde yapacağım. Şimdi 2 saat dolapta bekleyecekmiş. Ondan sonra eminim daha da böyle güzel olacak. Yani baksana şöyle göstereyim. Bak, bir çay kaşığından şöyle alayım kenarından. Sen de yapabilirsin yani. Belki hani biliyorsundur, belki bilmiyorsundur, ama bak. Bildiğin krem şanti, bak hiçbir farkı yok. Bak. Emin ol hazırından daha da güzel, daha da lezzetli yani. Dolapta dursun biraz daha, bu sertleşsin. Bunu dediğim gibi o şeye kullanacağım, ama bugüne yetişmez. Yarın o pastayı kullanacağım. Yapabilirsem 2 paket petibörler rulo pasta yapacağım. Bakalım inşallah olur. Ama gerçekten artık yani hazır krem şanti almam. Bir de dünyanın parası evde olan malzemelerden çırp geç kenara, çırp geç kenara. Neyse canım, ben dediğim gibi çorbamı yapacağım şimdi. Videoyu kapatsak mı? Hatta dün birkaç tane takipçim videoların kısa sürüyor demiş. Ama ne yapayım, bir gün işte bu kadar elime bu kadar telefon alabiliyorum. Neyse canım benim, şimdi ben kapatmayayım. Birazdan belki yine gelirim, belki videoya gelirim, bilmiyorum. Benim de haberim yok. Şimdi bacım burada bak, 2 yumurta akıyla bir fiske tuzu iyice mikserle köpürtüyorum. Ama böyle köpük köpük olana kadar, biraz daha tabii ben bunu köpürteceğim. Ondan sonra da şekerli suyunu vereceğim. Bunu biraz daha köpürtelim. Şimdi bak, bu dediğim tarifini verdiğim şekerli suyu da kaynattım bak. Kaynar oldu. Ondan sonra yavaş yavaş ekle ekle yine mikser karışır durumda iyice karıştırdım. Karıştırdım, karıştırdım. İyice kıvam alana kadar şöyle bir 10 dakika falan, hatta daha fazlası da var. İyice krem şanti kıvamını alana kadar karıştırdım bak. Olmaya başladı bile. Neredeyse tamam. Yani bitti gibi bir şey. Şimdi şuranın ışığını yakayım diyeceğim, ama gerçi yanıkmış zaten. Çok da fazla şey yapmıyor, etki etmiyor bak. Gördün mü krem şantimi? Bunu şimdi buzdolabında 2 saat falan bekleteceğiz. Ondan sonra al sana krem şanti. Vallahi artık hiç marketten hazır falan almam. Baktım evde krem şanti yoktu. Ay dedim markete mi gitsem, ne yapsam. Sonra baktım internette vardır dedim muhakkak yapılışı. Bak mis gibi oldu, hem de gayet doğal. Şimdi bacılarım, mikserim hala duruyor. Babam da bakkala gittiydi. Kendine Edin'in güdüsünü aldı o da. O da benden. Hatta bir ara annem...
annemin sağlığında bırakmıştı onu. Sonra annem işte vefat edince bir daha başladı. Ben de artık bir şey diyemem. İstesem de bırakmıyor. Ben kendi bırakmadım ki ona bıraktırayım yani. Neyse canım benim. Gördüğün üzere hala mikserim orada duruyor. Ben hala çorbayı yapmadım ama videoyu artık kapatayım diye geldim. Şimdi hani sana az önce bir şey demiştim ya. Hani böyle insanlar dedim hani entrika falan arıyorlar dedim. Hani böyle dedim dedikodu işte çeşkan görüyorlar dedim ya. Yani az önce Allah sen yanlarsın bir tane video izledim. Böyle işte bu krem şantinin tarifine bakarken. Önüme düştü yani. Keşfete düşmüş. Ondan sonra hakikaten dur az işim. Ay yanıyor neyse. Şimdi böyle o videoyu görünce bir kere daha emin oldum. Dedim ki yani Yıldız senin dedim hani onların arasından dedim böyle sıyrılıp çıkman çok zor. İnan olsun çok zor. Yani böyle o kadar çok şu kadar diyeyim sana hayatları böyle tamam benim de hayatım mesela sizin önünde ama sınırlı yani belli bir sınırı var. Ama hayatları o kadar çok gözün önünde ki insanların. Hani böyle ığdısı dığdısı yani. Anladın mı? Hani böyle çok seviyeli olanlar da var aralarında. Bak gerçekten. Sanki ben onlar arasında değilim. Neyse. Böyle var ya. Nasıl diyeyim sana? Hani böyle anlatılmaması gereken şeyler. Mesela kanalda. Hani tamam burası sana hani herkes açık bir yer. Hani böyle insan sonuçta ben de mesela hayatım paylaşıyor. Mutfağımı hepiniz görüyorsunuz işte. Ya da bir çocuğumu görüyorsunuz işte. Eşimi görüyorsunuz. Babamı görüyorsunuz. Hani yaptığım tencerenin mesela tovasını görüyorsunuz. Ama yani böyle ne diyeyim hani o kadar da hani özel hayata girilmez gibi geliyor ya bana. Değişik geldi, tuhaf geldi. Yani dedim ki hani Yıldız bunun dedim hani olması gereken bu herhalde. Hani insanların dedim dikkatini çekmek için dedim hani yapıyorlar belki ama dedim hani o kadar da olmaz ama ya. Ama ne bileyim ben be boş ver. Ondan arasan inşallah biz de bir gün sıyrılıp çıkarız bakalım. Artık nasipten öte köy yok demişler. Ya da her şeyin bir zamanı ver demişler. Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyor demişler. Yani bunlar da var. Biliyorum artık ben ikinciyi şey yapıyorum. Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur diye diyeceğim artık. Kendine dikkat et canım. Hakkını helal et. Ben bugünlük de videoyu kapatayım. Dediğim gibi yani gün içinde ancak bu kadar telefonu elime alabiliyorum. Ama inan olsun onu da böyle zar zor yapabiliyorum. Vallahi bak şu anda mesela belki 20 dakikalık bir video çıkartacağım. Size kısa geliyor bazınıza ama inan olsun bunu bile çekmesi çok zor. Editi var, kesmesi var, düzeltmesi var bilmem ne. Başlığıydı, kapak resmiydi, cartı curtuydu. İşte bu üzülmemin sebebi de bu yani. Anladın mı? Saatlerimizi veriyoruz. Ama bir bakıyorum. Diğer işte o böyle bütün her şey kanalların mesela insanların göz önünde olanlar böyle ilerledikçe diyorum ki yani haksızlığa gelemiyorum ya. Ne bileyim yani böyle haksızlık gibi geliyor bana. Neyse artık dediğim gibi Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Kendine dikkat et canım. Hakkını helal et. Dediğim gibi benden bugünlük bu kadar. Affını ıslamıyorum. Ancak bu kadar çekebiliyorum. Kendine dikkat et dediğim gibi. Allah'a emanet ol. Hayırlı günlerin olsun. Hayırlı gecelerin olsun. İnşallah önümüzde Ramazan. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Ta Ramazan'a bir tane kaşık hazırlığım yok. Onu da sana değil verin. Hadi görüşürüz canım. Allah'a emanet. Benden bugünlük bu kadar. Alttan çıtır çıtır duyuyor. Neydi bunun adı kız? Ciğer olmak üzere. Çorba hala yok. Hadi görüşürüz. Bay bay.